Merhaba son sektör sülalesi. Bak size ne oyun buldum. Ya gene benim Race Injection'a döndüm. Kalktık. Race Injection'a sonunda geri döndüm. Bunun bir RR1 modu var. Yani çakma Formula 1 gibi düşün, lisansları alamayınca. Evet. Fazla aksiyona girmeden. Bunlar kalkışta demiştim ya. Race Injection'da kalkışta çok şey kalıyor bu yapay zeka. Pasif kalıyor. Hemen böyle gaz kesme, frene basmak peşinde. Şu start anında kazandık pozisyonları. Ama lan senin. Bu arada şu araçlara da alışmış değilim ben. Simbin'de yani o Race Injection'da bu MMG 2007 vardı ya, daha önce birkaç tane videosunu atıp Brezir Rus'u aldığım var ya. McLaren, Ferrari falan oynadım. MMG işte onlar, MMG 2007 moduyla oynadım. O zaten çok kral bir Formula 1 modu. Bununla galiba ilk defa oynuyorum. Yani daha doğrusu bir 5 turluk falan bir yarış attım bundan önce. Bir alışayım dedim. Sonra çıktım. Bu şu an önümde gördüğünüz arabaların şekiller mekiller hep başka. Bak isimler sallamasyon, şekiller sallamasyon filan. Şu bir tane McLaren, bir tane Lotus şeyi indirdim. Skin'i indirdim. Lotus çok hoşuma gitti. E21 miydi bu? Lotus E21 şeyin 2013 arabası. Kimi Raikkonen. Kimi yazıyor zaten tepesinde. Onu aldım. Kask şeyini iptal ettim. Normalde bir kaskın arkasından bakıyorsun böyle. Şu direksiyon gözükmüyor. Bir tane direksiyon modu indireyim derken şuursuz birinin yaptığı direksiyon modunu indirmiş bulundum. Eskiye de dönemiyorum anasını satayım. Şu şikanlarda çok bir spin atıyor bu araba. Korkuyorum gaza basmaya. Traction control kapalı bu arada. Sadece ABS açık. Belli. İşte diyorum ya, şu şuursuz bir adamın direksiyon modunu indirdim. O yüzden direksiyonda Hockenheim pistinin şeyi var, çizimi var. Ona takılmayacağız artık. Oraya belki söker başka bir şeyler yapıştırırız. Hani şu skin moduna da bir girmem lazım. Notlamaya. Şöyle bir aksiyon yapalım o işte de. Zamanı gelince. Neyse işte dediğim gibi RR1. Yani Formula Race Room denilen bir modu var Race Injection. Zaten şey yapınca add-on'u, bedavalık bir add-on. Bedava bir add-on. Race onu satın alınca onu ücretsiz çekebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla. Simbin Mega Bundle'ın içinde var. Onu oynayabilirsiniz. Sanıyorsam 2009'un ya da 2010'un araçları bunlar. 2011 de olabilir. Emin değilim. Tabi birebir modellememişler. Yani çakma olacağı için. Öyle ortalama bir şey uydurmuşlar. Ama bu neydi o sim indirme sitesi? Yani çok var da. No Grip Racing diye bir şey var. Ha, indirdiğim McLaren de buydu. Rengi çok soluk geldi. Kullanmadım ben de. Gittim Lotus bu. No Grip Racing diye bir site var. Her çeşit oyun için mod, pist, işte skin, her bir halt bulunuyor. Oradan her türlü aksiyonunu bulabilirsin, deneyebilirsin, indirebilirsin. Korkudan erken fren yaptım. İşte bak şurada çok acayip spin atıyor. Yani modları çok da zor ayarlamamışım aslında ama ne zaman adını ağzıma alsam konsantrasyon dağılır. Başıma iş geliyor. Neyse bu Race Room yok. Simbi Mega Bundle'ı alıp bu oyunu oynayabilirsin. Çok fazla bir sistem kaynağı da istemiyor. Yani bilgisayarı antin kontinu olanlar bununla başarıyla randıman alacaktır. Yani diğer arkadaşlar var diye. Yani zaten siz izliyoruz da bunu. Bilgisayarım kötü, abimin laptopuna çöktüm, oraya zıpladım filan gibi işler yapanlar bu oyundan şey var. Şu an benim ekran kartımda 220-230 FPS'e gidiyor video çekerken. Video çekmezsem bunun daha yukarısı da var. Ki full ayarlarda oynuyorum sanıyorsam. Geç o full ayarını da anlamadım ben. Bir anti-aliasing ayarı var 1-2-3-4-5 diye. 1 mi en iyisi, 6 mı en iyisi bir türlü anlayamadım yani. 9. mu? 9. üstü iyi. Aslında bir
Lafa dalmayıp düzgün gitsek bir şeyler olacak da. Tabi default setup. Buradan mesajımızda. İşte bak bundan bahsediyorum. Çok acayip spin atıyor bu araba ya. Bunun bir... Ana adam içime girdi. Ay. Evet, oyunun bug'ını bulduk. Adam içimden geçti. Bu şikanlarda spin atma setup'ın neresinden düzeltiliyor onu... Yani neyin sinirli olmasından kaynaklanıyor onu bir türlü çözemedim. Yani çözmeye de çalışmadım da. Default setup'ta ilerliyoruz. Lan önüme bakmıyorum. Şurada kenardan... Sağımda solundakileri boşaltmaya çalışırken uçacağız neredeyse. Orucu olmuşuz biz. Nasıl böyle tıkladık ya? He, spin atıyorduk değil mi? Kafa 1 milyon oldu. Dediğim gibi bilgisayarı iyi olmayanlar, zaten bu 2007'nin oyunu olduğu için hiç kasmadan bunu oynayabilirler. Sıkıntı yaşamazlar. Onu ben tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. Mercedes Formula 1 takımının kullandığı oyun bu. Simülatöründe kullandığı yazılım. Simbi. Yani tabii bizim şu indirdiğimiz hali değildir illaki biraz daha gelişmiş hali ama sonuçta şu Monza pistinin, şu an gördüğünüz Monza pistinin birebir yapısını şeyde kullanıyorlar. Yani. Mercedes simülatöründe bu kullanılıyor. Onu ben bir söyleyeyim de. Sonradan ya ne öyle 2007'nin oyunuymuş bu, öyleymiş, böyleymiş filan gibi yanlış anlaşılmalar çıkmasın. Yine ben konsantrasyon zorladı. Aslında bir düzgün şey yapsam hepsini geçeceğim. Belli ki çok zor da, çok zor ayarlamamışım ben bunu ama. Araca da alışkın değilim ki anasını satayım. Bir de buna Monza default setup'ı çekince önü arkası yere basmıyor. Pati çekip duruyor. Sıkıntı oluyor ya. Bir de şu MMG'den çok farklı benim oynadım. Al. 11. gidiyoruz. 5 tur. 5. turdayız. Daha 10 tur yapacağız. Sanmıyorum birinci olabileceğimi ama yine bir halt bulur sonunculuğa kadar düşerim ben yani. Son turlara doğru dağılırım ben yine. Bir şeyler olur. Ama niçin? Bunlar hep kendimizi feda ediyoruz. Kendimizi rezil rüsva etmeyi göze alıyoruz. Niçin? Siz güzel oyun oynayın. Farklı oyunları da görün. Bak vatandaş ne düşünüyor? İyi oyun mu? Kötü oyun mu? Bunları hep para verip satın alıyoruz abi. Geçen bir işte şeyin indiriminde bir dünya para harcamışım ben. Black Friday indirimi olduydu Steam'de. Bir sürü oyun aldım. Grip, Otosport bile satın aldım ya. Budur ya. Dirt aldım. Geç o 4 Rally miydi? Neydi o oyunu aldım. O, memnun kaldım o oyunda. Da o mesela Grip Otosport gibi görsel olarak güzel, fonksiyon olarak olmayan bir oyuna para ödedim ben. Niye? İki tane video çekeriz. Vatandaş bilgilerini ya çaktırmayın arada oynuyorum. Şu virajı çok seviyorum işte. Bu Ascari şıkanı. Şuradan hep sola dönüyorsun. Tabii şu an düzgün dönemedim istediğim gibi ama. Müthiş ya. Hastayım o virajı. Özellikle o MMG 2007'nin araçlarıyla müthiş dönülüyor burası. Bu araçlar buna göre biraz daha dengeli. Tam da böyle limitlerinde de sürülebiliyor. Bunun sadece üst devirlerinde tork var bu mod. Yani Formula Race Room'un. Sadece araçta üst devirlerde tork var. Böyle bir 12.000'e falan düştü mü tork bork kalmıyor. Hangi şeyde MMG'de 12.000'lerde falan biraz daha tork var. Hani kullanılabilir durumda. Şuradan spin atmadan korkuyorum. Hangisi doğru bilemiyoruz tabi ama MMG aslında çok bilinen, sevilen bir mod. Belki de o doğru. Şuradan sakin. Aslında şurada hızlı geçsem ben bunların hepsini geçerim de spin atacağım korkusuyla ağır ağır takılıyorum. Lezmolar. Çok sevdiğim virajlar.
Şu şikanlar haricindeki bütün virajlarını seviyorum bu arada. Şikanlar uyuzu. Şu da bir şikan ama asgari, ya buna şikan demeye bin şahit lazım. Çok güzel bir viraj. Çok müthiş yapmış adamlar. Müthiş. Şeyin lastiklerinde bile başka bir şeyler yazıyor orijinalinde. Beyaz bir yazılar yazıyor. Ne yazdığını bile hatırlamıyorum. Red bir şey mi yazıyordu? Ne yazıyordu? Ona Pirelli P0 modu buldum. Atıyorsun dosyasının içine. Hop, lastikleri sarılı Pirelli oluyor. Spin atma, spin atma. Şuradan ne yapmıştır? Cirtese düşmeye korkuyorum. Bir de çok sevdiğim bir yöntemi kullanıyorlar. Şu vites göstergesi, devir göstergesini filan şasiye yapıştırmışlar ya, müthiş bir şey. Evet. İşte bunlar hep korkulu. Bu adamı da geçtik bu arada. 9. oldu. Ben şurayı da bir denk getiremedim. Düzgün oturtursa bu lezmolar çok sağlam dönülüyor ha. Yani hep 2'dir apex'i kaçırıyorum. Çok, yani sıkı dönüldüğünde çok acayip şeyler oluyor. Mi zıplıyor bu arada? Bu sefer asgariye güzel döndüm. Adama yetiştim. Demek ki ciddiyetle oynayan bir adam bu botları takar. Gözünü seveyim şu sesleri. Neyse, biraz Formula 1'e dönelim. Benim anlatacağım şeyler bitti. Zaten 9. tura da gelmişiz. Valtteri Bottas hayırlı olsun diyoruz şeye. Mercedes'e. Yani şu an resmi olarak duyurulmadı ama belli ki Bottas Twitter'dan da takip etmeye başlamış Mercedes'i. O da işte PR hazırlıkları yani böyle. Adamın listesi de yazıyordu. Twitter'dan bizi takip et. Elindeki Williams tişörtlerini, şapkalarını hepsini çöpe at. Sağdaki, soldaki stickerların hepsini çöpe at. Mercedes tişörtleri edin. Alın, al bunları giy. İşte muhtemelen aracın Mercedes fabrikasına gidip araç içinde şey yapmıştır. Çoktan. Daha doğrusu. Ne diyeyim ben? Koltuk ayarı dedikleri şey var ya. Onu yapmıştır. Koltuk ayarı dedim mi? Ayar mayar değil aslında. İçin böyle pamuk helva gibi bir şey dolu. Pamuk şeker mi diyorlar ona? Pamuk helva ne? Onun o tarz bir şey dolu bir naylon torbayı seriyorlar arabanın içine, şasinin içine. Oturuyorsun sen de şöyle bir kerkiniyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun, bir pozisyon alıyorsun. Diyorsun ki tavandan böyle rahatım. Lan oğlum, sıçtık işte. Diyordum ya, korkacağım ben burada. Son turda korktuğum başıma geldi. Geç 9, sen de geç. O poşetin içinde o malzeme var. Sanıyorsam hava alınca ya da başka bir madde ile etkileşime geçince sertleşiyor. Sen bir oturtuyorsun, o senin vücudunun şeklini alıyor. Ardından ya bir içine gaz salıyorlar ya hava aldırtıyorlar. Bilmiyorum artık tam şeyini, detayını, nasıl çalıştığını. O orada sertleşiyor ve senin sırtının ve kıçının şeklini alıyor pozisyonla beraber. Sonra lazer taramayla bu oturduğun yeri tarıyorlar. Şeye aktarıyorlar, bilgisayara aktarıyorlar. Bilgisayardan bunun alüminyum kalıbını çıkartıyorlar ters. Ona karbon fiber serip senin kıçına göre karbon fiber şey yapıyorlar. Koltuk yapıyorlar yani aracın bağlantı noktalarına göre. Mesela FIA halen bunu niye standarda bağlamadı hala anlamam. Yani tamam, takımlar için
şey olabiliyor mu? Şu an mesela kurallarda şu var. Örnek vermek amacıyla söylüyorum. Bu arada yarışı da bitirdik. İşte Lotus'umu da görünüz. Mis gibi. Kim yazıyor bak tepesinde kırmızıda. Koçum benim. Şu an Formula 1 araçlarında şasi, motor ve şasi bağlantıları ortak. Yani Mercedes motoru da kullansan, Renault motoru da kullansan, ha bu hıyar mı kazanmış? Hangi motor kullanırsan kullan, birebir takabilirsin. Koltuklarda da böyle bir şey yapmaları lazım aslında. Pilot koltuğuyla takım takım geçsin veya koltuk montaj noktaları aynı olsun. İstenilen şey yapılsın. Al sana fikir. Neyse benden bu kadar. Hadi sağlıcakla kalın.